Bu değişiklik bu milletin hangi sorununu çözüyor? Terör sorununu çözüyor mu? Hayır. İşsizlik sorununu çözüyor mu? Hayır. Türk lirasının yabancı paralar karşısında değerini koruyor mu? Hayır. Komşularımızla bozulan ilişkilerimizi düzeltecek mi? Hayır. Mutfaklarda yangın var. Gıda fiyatları düşecek mi? Hayır. Ekonomik istikrar sağlanacak mı? Hayır. Bozulan eğitim sistemi düzeltilecek mi? Hayır. O zaman biz bu referandumda ne yapmalıyız? Hayırlarımızı çoğaltmalıyız. Hayırlarımızı çoğaltmalıyız. Bu referandum bir partinin meselesi değildir arkadaşlar. Bu referandum A'nın B'nin işi değildir. Bu referandum bir memleket meselesidir. Bir demokrasi meselesidir. Benim de demokrasiye ihtiyacım var. Benim gibi düşünmeyen insanın da demokrasiye ihtiyacı var. Benim de demokrasiye ihtiyacım var. Başka siyasi partilerin üyesi olan vatandaşların da demokrasiye ihtiyacı var. Benim de düşüncemi özgürce açıklamaya ihtiyacım var. Düşüncesini beğenmediğim insanların da düşüncelerini özgürce açıklayabilecekleri bir memlekete ihtiyacımız var. Yani bu karar hepimizin ortak kararıdır. Bu karar bir siyasi partinin olayı kararı değildir. Bu karar bir propaganda kararı da değildir. Bu referandum bir seçim referandumu değildir. Bu referandumla biz bir iktidar belirlemiyoruz. Bir siyasi partiyi seçmiyoruz. Bu referandumda biz demokrasiyi oyluyoruz. O nedenle söylüyorum. Bu referandumda sandığa giderken hepimizin düşünmesi lazım. Bu seçimin ortası, sağ, solu, yukarısı, aşağısı yok. Bu seçimin sosyal demokratı, muhafazakarı yok. Ülkücüsü, milliyetçisi yok. Bu seçim hepimizin ortak seçimidir. Referanduma gidip demokrasiyi oylayacağız. Ya demokrasi ya tek adam rejimi. Bir kişiye, bütün bir ülkeyi 80 milyonun kaderini bağlayamazsınız. Bir kişiye 80 milyonun kaderini bağlarsanız Türkiye'yi ateşe atarsınız. Ben bunları anlattığım zaman diyorlar ki Kılıçdaroğlu söyleyince milletin kafası karışıyor. Bunu söyleyenlere şunu söylüyorum. Hiç kimse endişe etmesin. Kılıçdaroğlu söylerse doğruyu söyleyecek. Çünkü sorun Kılıçdaroğlu'nun sorunu değil arkadaşlar. Sorun hepimizin sorunu. Benim sorunum, çocuklarımın sorunu, torunlarımın sorunu, simitçinin sorunu, esnafın sorunu, sanayicinin sorunu. Bu ülkede yaşayan herkesin sorunu arkadaşlar. Ben anlatmak zorundayım. Ben anlatıyorum. Onlar da desinler ki Kılıçdaroğlu'nun şu cümlesi yanlış diyemiyorlar. Şunu yanlış söylüyor diyemiyorlar. Ama ne diyorlar? Sakın onu dinlemeyin diyorlar. Bizi kimse dinlemesin. İnadına sokak sokak, cadde cadde, tarla tarla, fabrika fabrika gezeceğiz, anlatacağız. Ben bu milletin büyüklüğüne güveniyorum.